Yıldızlar Yatırım Holding Kent'in değerlerini sunar. Merhabalar efendim. Kentin Değerleri programına hoş geldiniz. Bugün genç ama süper bir konuğum var. Kendisi belki yaşına bunca yeteneği, bunca marifeti nasıl sığdırdı diye düşündürecek sizleri. Ona eminim. Ve şu anda Kocaeli Barosu Avukatları'ndan 13 yıldır bu görevi yapıyor. Bakın bu görevin yanı sıra neler yapıyor. Biraz sonra kendisi anlatacak. Sayın Avukat Emre Kalarcı yanındalar. Kendisini çok severim. Birkaç tane hatta kendisini biraz önce konuştuk. Dediğine göre 4 program yapmışız. 4 program az değil. Bakın bizim meslekte öyle sık sık yapamayız. Çok talep edenler de olur. Ama arka arkaya hatta o arka arkaya dediğim birkaç sene arayla olabilir. Ama biz Emre ile 4 program yapmışız. Çünkü dolu bir insan. Şimdi kendisine hoş geldin demek istiyorum. Ve ondan sonra şahane bir sohbet bizi bekliyor efendim. Emre'cim hoş geldin. Hoş buldum sevgili ablacığım. Merhabalar. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Senin güzel enerjini hissederek daha iyi oldum. Çok teşekkür ederim Emre'cim. Evet, senin ben de aynı şekilde. Emre'cim şimdi tabii sen bizim artık evlatsın, bu ilin çocuğusun. Ben de artık Sevin ablacığım onun için çok teşekkür ederim. Her şeyi kabulüm senin adına. Şimdi sen hakikaten çok yönlü bir insansın. Şöyle de diyebilirim çünkü hazmetmiş bir insansın sen her şeyi. Belki bir kaybın var fiziksel olarak. Ancak yaratan sana o kadar büyük meziyetler sunmuş ki. O hiçbir zaman için var olduğu, böyle bir şey olduğu fark ettirmiyorsun. Bunu biliyorsun değil mi? Teşekkür ederim. Yani bunu sizler bir farklılık olarak görmeme farkındalığına sahipsiniz. Yani sizler farkındalığı çok yüksek insanlarsınız seyircilerim. Öyle ama. Gerçekten böyle. Şimdi şöyle yapalım istersen. Yani biliyorsun sen çok program yapmış bir insansın. Programların akışı böyledir. Önce bir Emre Kalancı'yı sen şöyle bize doğumundan bu yana bir özetler misin? Bir anlatır mısın? Seni daha yakından tanımak istiyoruz. Tabii. Bu program senin programın çünkü. Buyurun. Ben 1987 senesinde Kocaeli'de görme engelli olarak bir öğretmen anne babanın 4. evladı olarak dünyayı gözlerimi açtım. Ailem tabii ki sağlığımın yerine gelmesi için elinden gelen tüm imkanları bilinçli bir ebeveyn olarak yerine getirdiler. 3 yaşında geçirdiğim bir korneal ameliyat sonucunda 6 ay kadar sağlıklı gördüğüm bir süreç olmuş. Ancak bu sürecin akabinde beden yeni dokuyu dışlıyor ve dışlamadan kaynaklı olarak da gözün büyüme ve gelişmesini durduruyor. Tabii beden farklı bir yere evrilir, hücreler gelişirken göz o 3 yaşındaki halinde kalınca zamanla işlevini yitirip işlevsiz oluyor ve şu anki tıpta da kurtarılmayacak bir biçimde göz kaybı tekrardan yaşanmış oluyor. Bunun üzerine ailem biz oğlumuzun istemesek bile böyle bir durumla karşı karşıya kalacağı bir operasyon geçirmesine sebep verdik. Onu nasıl hayatta hiçbir biçimde başkasına muhtaç olmadan yaşatabiliriz diyerek düşünüyorlar ve eğitimime önem vermeye karar veriyorlar. İlk önce anaokuluna gidiyorum 2 yıl boyunca ve orada akran uyumu ve el işi sanatlarıyla kendimi keşfetmemi ve kendimi daha ifade edebilmemi ve bireysel idaremi sağlamamı gözetiyorlar. Sonrasında Rehberlik Araştırma Merkezi'nde yapılan IQ testiyle
yaşıtlarımdan 3 yaş ileri grubun IQ'suna sahip olduğum anlaşılıyor ve üstün zekalı ve görme engelli olarak Veysel Vardar Görme Engelliler İlkokulu'na kabul ediliyorum. Burada 2. sınıfı Milli Eğitim'in üstün zekama yönelik bana özel çıkarttığı bir yönetmelik sonucunda yaptığı bir sınavla 2. sınıf müfredatını daha 1. sınıftayken hiç almadan biliyor olduğumu kanıtlayarak 3. sınıfa geçiyorum ve normalde 8 yıllık bir eğitim olmasına rağmen burası. 3. sınıfın sonunda artık okulda öğrenebileceğim herhangi bir görme engelliliğe ilişkin teknik bir bilgi olmadığı, bütün rehabilite ve teknik ihtiyaç ilişkin bilgilerimi öğrendiğim ve kaynaştırmalı eğitimle eğitim yaşamını sürdürmemin benim için daha hayırlı ve daha başarılı sonuçlar doğuracak bir metot olduğunu söylüyorlar. 4. sınıftan itibaren normal eğitim veren okullarda eğitim görüyorum. Deprem sebebiyle parçalı bir eğitim süreci oluyor liseye kadar. O süreçte Eskişehir'e zorunlu taşınmamız söz konusu, evimizin ağır hasarlı olması sebebiyle tadilat göreceğim. Orada da bastonla bağımsız eğitim, bilgisayar, tabii teknoloji yeni gelişerek görmeyenler için bilgisayar kullanımı devreye girmiş oluyor bu süreçte. Bilgisayar kullanımı ve yine İngilizce ve matematik rehabiliteleri alıyorum. İngilizce ve yabancı dil her zaman benim ekstra böyle ilgi alanım olan bir şey olmuştur. Orada aldığım rehabilitedeki İngilizce ve lisede de yine yabancı dil ağırlıklı liseyi tercih ediyorum bu sebeple. Beraber sonrasında girmiş olduğum üniversite sınavında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni benden bir aşağı tercih eden arkadaşlar aramızda 10 puan farkla birinci olarak kazanıyorum. Aslında İstanbul Hukuk, Marmara Hukuk, 950 Hukuk gibi Türkiye'nin önde gelen hukuk fakültelerine gidebilme imkanım varken ben bu şehirde doğup bu şehirde büyüdüğüm için bu şehre hizmet vermek ve bu şehirde hizmet almak isteyen insanların yanında olmak, şehre akt ve fahamı ödemek, hizmet borcumu yerine getirmek için burada kalmak istiyorum. Hatta hani askerlik bir vatan borcu olarak kabul edilir. Ben engelimden kaynaklı bir askerlik gerçekleştiremedim. Bu Kocaeli'de avukatlık hizmetini yürütmemi şehrime olan bir vatan borcum olarak görüyorum Sevcan Hanımcığım. Onun için Kocaeli'yi tercih ettim. Dediğim gibi İngilizce konusunda hani ekstra bir yetenekli ve başarılı olduğum için üniversitede muaf oldum İngilizce derslerinden sınava girdim ve yine Erasmus sınavını da birincilikle kazanıp İtalya'da Genova Üniversitesi'nde Erasmus programı yapma hakkını kazandım. Orada da yine birincilikle dediğim gibi kazandım. Sonrasında mezuniyetleri hallettikten sonra yine aynı üniversite Kocaeli Üniversitesi'nde de özel hukuk alanında yüksek lisans yaptım. İş sağlığı ve güvenliği konusunu ele aldım, inceledim. Akabinde dediğin gibi, senin de girişte söylediğin gibi Kocaeli Barosu'na bağlı olarak stajımı başlattıktan sonrasında Kocaeli Barosu'nda stajyer avukatlığını tamamlayıp ruhsatımı aldıktan sonra Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açmış olduğu sınava girdim ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda ilk önce genel idari hizmetlerde göreve başladım. Sonrasında ünvan değişikliği sınavı ile kurum avukatlığına geçtim. Önümüzdeki ay emekliye ayrılmayı planlıyorum. Bu süreçte 13 yıl boyunca Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı kuruluşu Türkiye İş Kurumu'nun kurum avukatlığını da başarılı bir biçimde sonuçlandırdım. Anlatacak şeyler çok, ben yani, içinden cımbızla çekerek özetlemeye gayret gösterdim. Şimdi ben de böyle sustum dinliyorum, biliyorum çok anlatmaya kalksan 2-3 program seni dinlememiz lazım. Şimdi Emre'cim, daha çok gençsin, yaşın çok ufak.
Ve sen bu kadar çok başarı almışsın ki bu kadarcık kısa hayatın içinde. Bundan sonra da artık ne bileyim başarının daha başka yönlerine gideceğini de düşünüyorum. Çünkü mesleğin anlamında gerçekten ödüllü, çok başarılı bir hukuk adamı olmuşsun, avukat olmuşsun. Efendim işte okul hayatın başarılarla dolu geçmiş. Belki annem baban üzüldü. Keşke bu ameliyatı yaptırmasaydık diye. Ama sen onların gururu olmuşsun bence. Öyle sana bunu söylemişlerdir. Tabii ki yani geçtiğimiz babalar gününde zaten babam yani bana en güzel hediye senin baban olmak şeklinde söyledi. Plaketler, ödüller aslında birer bazen kağıt, karton ya da cam parçası gibi görülür ama öyle değildir. Çok kıymetlidir. Yeni ofisimde ben de karşımdaki dolabımın üstünü onlara ayırdım. Onlara bakarak ne zaman kendimi sallantıda ya da böyle bir ufacık tökezliyor muyum, güçsüz müyüm hissettiğimde geçmişimde bu dağ gibi yükselen başarıların olduğunu hatırlayarak her zaman ayağa kalkıp yeni yollarını arayacağım başarılarını senin dediğin ya gibi. Onlar sana bir şey versin. Yani yaptın, başardın. Bunlar senin başarın karşılığında buraya kondu. Daha yapacağın çok iş var anlamında. Seni aşka getirmesi lazım. Sen de öyle yapıyorsun anladığım kadarıyla. İnşallah. Çok gençsin, çok başarılı işler yapacaksın, çok güzel yerlerde olacağına biz inanıyoruz. Ama sizler, senin gibi insanlar değersiniz. Gerçekten aynı olmalısınız. Geleceğe veya senin gibi sıkıntı yaşayan kişi ve ailelerine de bir örneksin sen. Bugün o nedenle en çok burada kendini anlatıyorsun. İşte görsünler, dünyayı pırıl pırıl gören birçok insan hiçbir işe yaramadan veda edip gidiyor. Ama sen neler başarmışsın, neler başarmışsın ve başaracaksın. Şimdi tabii mesleğini 13 sene burada başarıyla yürüttün. Şimdi yürütmeye devam edeceksin. Özel, kendine has bir ofis açıyorsun değil mi? Öyle anladım ben. Kamu göreviydi. Kamu göreviydi. Evet, yani iş ve işveren hukukuyla ilgili olarak vatandaşın kamunun yanında olmasını istediği vakitte yaptığı bir şikayet mekanizması var ALO 170 üzerinden. Evet. Bu mekanizma üzerine bakanlığımızın gerçekleştirdiği bir teftiş faaliyeti var ve teftiş faaliyetlerinin sonucunda düzenlenen raporlara yönelik de işverenler tarafından açılan davalar söz konusu oluyor. Biz burada raporları vatandaşın şikayeti üzerine hazırladığımız için iş yerinde fazla mesai konusunda, eşit davranma yükümlülüğüne aykırılık konusunda, kadın personelin hamilelik haklarının ve çocuk sonrası haklarının verilmemesidir, engelli personelin dışlanmasıdır vesaire gibi sosyal konularda devletin gücünü hani güçsüz insanın yanında hissettirmeye çalıştık ve ben de empati gücü yüksek bir insan olarak mesleğimi yaparken bu insanlara 13 yıl boyunca ücretsiz destek hizmeti sunarak haklı davalarında yanında olmaya gayret gösterdim. Harika. Şimdi özel çalışacaksın. Yani benim çok önemli bir davam var diyen böyle iş bitirici işini layıkıyla yapan bir avukat arayasına mı gelecek? İnşallah. Sadece avukatlıkta olmayacak. Ne yapacaksın? Arabuluculuk ve iş hukukundan kaynaklı nitelikli hesap bilirkişiliği de yapacağım. 2013 senesinde Türkiye'de arabuluculuk kanunu yürürlüğe girdi. Aslında Amerika'da 1970'lerden beri olan bir sistem. Mahkemeye gitmeden taraflar arabulucunun huzuruna geliyor ve arabulucu hakların özüne inerek yani aslında ihtiyacı ortaya çıkararak yani yalın ihtiyacı, yalın hakka yönelerek üzerindeki ağırlıkları atarak hakkı yerine getirecek kişilerin daha kolay mahkeme masraflarıyla uğraşmadan, uzun yıllar duruşma salonlarında süre beklemeden bu haklarına kavuşmaları için
bir oluşturulan mekanizma. Ben de bu konudaki yeterliliklerimi verdim. Çok yoğun sınavlardan ve uzmanlık eğitimlerinden geçtim. Bu hizmeti de sunacağım. Bununla birlikte iş dünyası dediğim gibi görünen kadar görünmeyen iceberg dediğimiz gizli çalışmaları içinde barındırıyor. Kayıt altına alınmayan fazla çalışma ücretleri, bayram tatillerinde çalıştırılan insanlar, 18 yaş altında, çırak adı altında ya da stajyer adı altında işçi gibi çalışan insanlar vesaire. Ve bu görünmeyen boyutlar kağıt üzerinde olamadığı için kişiler işten ayrıldıkları vakit hak ettikleri alacaklarını alamıyorlar. Bu alacakları da benim yine Kocaeli Üniversitesi'nde almış olduğum eğitim sertifikalarıyla sahip olduğum iş hukuku niteliklerini sahip bir de kişiliğimle bunlar da sondajlama yöntemiyle yapacak olduğumuz hesaplamalarla kişilerin gerçek alacaklarını da hesaplayabiliyoruz. Dilerse mahkemeler bu konuda beni bilirkişi olarak seçebilir, görevlendirebilir ya da davası olan herkes dava esnasında uzman bilirkişiye başvuruyorum diyerek bana danışarak benden bir uzman raporu alabilir. Bu konuda da 13 yıllık deneyimimde 1000'in üzerinde oldu Sevcin abla artık. Yani dosya gördüm. Yani artık tam bu işi sen... İki harfini okuyunca dosyanın çorap söküğü gibi geliyor birisi, öyle söyleyeyim. Yani sen de dosyadan anlıyorsun. Oradaki bir kartı da alıyorsun, içeriğinin ne olduğunu evet, tahmin ediyorum. Evet. Şimdi sen tabii bu işlere girişirken heyecanlısın, hem tahmin ediyorum, hem de faydalı olmanın şeyini de yaşıyorsundur, değil mi? Daha geniş bir çerçeve, perspektif içinde böyle daha bir geniş kitleye hizmet vereyim diye bu şeyi heyecanı yaşıyorsun, bekliyorsundur. Yerin hazır mı? Yerim %80 anlamında hazırlandı. O zaman çok az kaldı. Ufak tefek dokunuşlarımız kaldı. Çalışacak olan personelimin seçimleri için şu an CV topluyorum. Tamam. Onun aramıza katılmasıyla şekillenecek bir iki husus kaldı. İşte onun çalışma ortamının hazırlanması, bilgisayarın kurulumu vesaire. Evet. Ama onun dışında büyük fiili olarak işte boyasıdır, mobilyasıdır, teknik altyapısıdır, yasal süreçler için resmi kurumlara başvurusudur vesaire. Hepsinde topyekün bir ilerleme katlediyoruz. %80 evet, tamamlandı. O kadar heyecanlı bir süreç olmasa altından kalkamayacağım bir çok süreç. Çok heyecanlı oldu, tahmin ediyorum ben. Günde 16-17 saat zaman ayırmak gerekiyor. Çünkü ben belki fark etmişsindir, çok detaycı, evet, titiz yani. Ve sonradan sorun çıkacağına baştan uğraştırsın. Sonradan bir daha sorunla karşılaşmayayım bakış açısından olan bir insan olduğum için 40 eleyip 41 dokuyorum diyeyim yani, öyle söyleyeyim. Onun için her şeyi her ilk gördüğüme atılmıyorum. Çok titiz. Ediyorsun, araştırıyorsun, irdeliyorsun. Evet, ama yorulmuyorum çünkü aşkla. Aşkla zevk ediyoruz. Evet, çünkü orada o kadar çok insana güzel hizmetler sunacağız. Tabii. Hem hizmet sunacaksın, hem kendin çok faydalısın, hem de ekmek vereceksin başkalarına, değil mi? İnşallah, o çok önemli bir şey. Tabii, yani çok. Ben bir manevi yönü kuvvetli sohbet insanını dinlemiştim. O vakte kadar kendimde olmayan bir yönü keşfettim. Şey demişti zat. Bir verirseniz beş gelir. Veren el alan elden üstündür. Talep eden olmayın. Veren olun, arz eden olun demişti. Ben o vakte kadar İşte bir de biliyorsunuz içinde bulunduğumuz engelli camiasında da hep istenir yani. Engeller evet, hep isteyen olarak bilinir değil mi? İsteyen o. Ben zaten onu şey yapmaya çalıştım en başta. Kırmak. Yani istenen el o taraf, acıyan el bu taraf. Yani bu yok o kadar böyle acınacak, böyle şey yapılacak bir durum yok. İşte görsünler. Evet, ben bilmiyorum, o söyleşiden sonra bir silkelendim yani. Ve artık dedim, Allah dünyayı yaratmışsa, getirmişse bir rızk korkun olmamalı. Tabii. Ya da bir canından başka kaybedeceğin hiçbir şey önemli değil.
Canını da Allah alacak, kendi emaneti kendi yerine getirecek. Onun için dedim, vermekte, paylaşmakta, el tutmakta, talep etmekte değil, arz etmekte dedim, çekinme dedim ve onun için dediğin gibi şimdi ben mesela birini ya da birilerini istihdam edeceğim, başkalarına iş kapıları açacağım ve onları açtıkça işim benim çünkü büyüyecek mesela. Benim bir şoför çalışana ihtiyacım var. O beni istihdam edeceğim, bir yere götürecek. Ben orada adaleti teşkil edeceğim ve daha da büyük bir avukat olacağım ben. Tabii. Mesela. O da senden kazanacağı hakkıyla. Evet. Şimdi geçimle bir şey yapacak, katkı sağlayacak. Tabii ki. Bu işler böyledir. Tabii ki. Emre'ciğim. Yani dediğin gibi Yüce Rabbimiz bir şey verirken mutlaka arkasından ama onu değerlendirebilmek. Ben böyleyim diye kenara çekilip ağlaya vallaya sürekli isteye durursa bir insan işte bugünkü durumda olurlar. Mesela senle artık ben o zaman da konuşmadım. Önceki programlarımda engelliyle ilgili bir şey konuşmak istemedim seninle. Hayır. Çünkü seni hiçbir zaman için o şekilde görmedik. Biz başka şey konuştuk hep ama. Hiç engellilik konuşmadık yani görmeye engelliyiz. Hayır. Gerek yok böyle bir şey. Konuştuk. Ben seni engelli diye hiçbir kere yasa yanıma çağırmadım. Biliyorsun zaten. Evet. Hatta bir organize yaptık bir hasta çocuğa. Evet. Orada da seni yine yanımızda. Evet. Müzisyen kimliğimle tabii katkı sağlığı aldık. Emir'ciğim. Evet. Orada hiç engelli avukat müzisyen vesaire olarak lanse edilmedim. Asla öyle bir şey. Hiçbir biçimde. Biz seni şahsım öyle ama herkes adına da söylüyorum. Çünkü ben onları takip ediyorum. Hepsi de aynı benim fikrimde. Aynı şeyi düşünüyorlar. Onun için yani seninle bugün şu programda engellilere karşı bir şey söylemeni isteyebilirim. Çünkü tabii. Şu anda şeysin onlara. Bir rol model. Hem de nasıl bir rol model onu da biraz bugün kullanacağız tabii ki. Tabii. Çünkü hissedebilene, anlayabilene senin söylediklerinin çok büyük bir önemi var. O nedenle. Harika, seni kutluyorum. İnşallah çok başarılı olacağını yüce Allah biliyor ben. Emek veren herkes olsun. Herkesin aklını kullansın. Kimse kimsenin önünü kesmeye çalışmasın. Kesemez. Kesemez. Kendi ilerlemesini durdurur. Başkasının önünü kesmeye çalışmak için harcayacağı emeği kendini geliştirmeye harcasın. Ben böyle söylüyorum. Gerçekten kendini geliştirmeye harcasın insanlar. Toplumca ilerleyelim. Tabii. Siz benden daha iyi olun, daha üst olun. Birbirine ihtiyaç duyan değil, birbirini yükselten destekleyen insanlar. Tabii. İnşallah. Bende olanın daha iyisi sizde olsun diye bana muhtaç olun. Çok. Bak o duygu da çok güzel Emre. Bunu da tattım belki bilmiyorum. Ben de tadacaksın. Seninle yani olur ya bir böyle didişen, uğraşan, çekişen veyahut da işte seni hazmedemeyen kişileri eğer sen yüceltirsen ne mutlu sana. Bu lafımı da bir gün belki anlarsın. Senin sayende yücelenler, yücelenme düşüncesi içinde olanlar vardır. İnşallah yani bu insanlar biliyorsun ki ablacığım biraz perde arkasında olmayı seven insanlar. Yani. Onlar gün yüzüne çıkma yürekliliği göstersin. Onları ben de onurlandıracağım. O zaman bir reklam diyelim hadi. Evet, iyi gerçekten. Bir reklam diyelim efendim. Şimdi benim Emre'cimin çok güzel yanları var. Müziği çok güzel, sesi çok güzel. Onu dinlemek bize son derece zevk verir. Belki bu bölümde bize güzel bir arzu ettiği bir tarzı seslendirir, dinleriz. Ama kısa bir reklam.
Yıldızlar Yatırım Holding'in sunduğu Kentin Değerleri devam edecek. Yıldızlar Yatırım Holding'in sunduğu Kentin Değerleri devam ediyor. Reklamlar bitti Emre'ciğim. Şimdi tabii Emre şu anda elinde enstrümanıyla duruyor, görüyorsunuz. Yaptığımız diğer programlarda da müzik yaptık tabii ki. Çünkü bu konuda da çok başarılı, şimdi dinleyeceksiniz. Ama başka enstrümanlar vardı. Ya diyorum size, müzik hayatı da var. Belki ileriki senelerde başka bir yöne doğru ilerletir hayatını, yeteneğini başka bir tarafta da çok öne çıkartır diye ben yine öyle düşünüyorum. Ve anlatır biraz sonra kendisi. Şimdi bu değişik bir enstrüman bu seferki. Ben merak ettim. Ben saz zannettim önce ama hayır, Sevcan abla değil dedi bana Emre. O zaman sen de programda anlatırsın dedim. Peki bu saza benziyor Emre'cim. Bu üçüncü enstrüman değişik galiba, değil mi? Ya önce... aslında çok güzel enstrüman çalıyorum ama evet. Sana getirdiğim üçüncü farklı enstrüman. Daha evvelden iki program bağlamayla bir program çaldım. Klarnetle yaptık. Evet, klarnet çaldım. Çok güzel de çalıyorduk. Şimdi Teşekkür ederim. Ne peki bu saz değil? Bu enstrümanımızın adı 3 telli buzuki. Bunun çünkü bir de 4 tellisi de var. Bu 3 sıra telli. Bu enstrümanımız 1924 senesine kadar bağlamayken bağlamalılığından evrim geçirerek oluşmuş bir yaşamış. Çalgı. Yani. 1924'te yeni cumhuriyet kurulduğunda bir mübadele yasası çıktı. Batı Trakya'daki Türkler Anadolu'ya, İzmir'deki Rumlar ise Ege'den Yunanistan'a göçtüler. İzmir'deki Rumlardan bir vatandaş, Nikola Efendi diyelim, ismini bilmiyoruz tabii ki. Nikola olsun, ne güzel. Bağlamasıyla beraber gemide yolculuk yaparken bir fırtına tutuyor. Düşürüyor onu. Bağlamayı kırıyor. Sonrasında indiği zaman karaya bir enstrüman ustası arıyor. Enstrüman ustası da tabii o vakitte hani internet yok, haberleşme yok. Arada bir kocaman Ege Denizi var. Diğer taraftaki kültürle öbür taraftaki kültür birbirinden ayrı. Hiç hayatında bağlama görmemiş. Orada ne çalınıyor? Gitar çalınıyor, işte mandolin çalınıyor, lir çalınıyor, kemençe çalınıyor. O zaman bağlamanın teknesini almış, bu tekneye biraz bağlama sapını da taklit etmeye çalışmış. Ama başaramamış. Mandolin sapı mı desek, gitar sapı mı desek. Evet. Çünkü gitardaki gibi görüyorsan evet, çakılı var, metal evet, perdeler var. Bağlamadaki evet, gibi sarılı şeyler yok. Onda öyle var. Evet, bir kendi kafasınca yani biricik bir enstrüman yapmış. Sonrasında tabii ki bizim zavallı kazazede Nikola amca gidiyor, diyor ki ne oldu bizim bağlama, diyor. Al diyor, hazır diyor. Veriyor bunu, değişik bir şey. Görünce bunu yok diyor, bu neresi bunun bağlama diyor. Bu diyor bozuk diyor, bozuk bu, bozuki deyince. Bozuki, yani bu bozuki. Evet, yani bozmuşsun diyor. Evet, enstrümanımızın da ismi buradan geliyor. Bağlamadan bozularak yapılmış bir çalgı. Hiç aklıma gelmezdi böyle bir hikayesi olacağı. Bozuki'nin ben bir özel enstrüman ismi gibi düşünmüştüm. Yok, nereden? böyle bir bozuk hikayesi. Bozuki. Aa, çok enteresan. Evet, aslında yani hani şey, bir şey var ya, mesela deriz ya, bakın yine çok güzel bir yere getireceğim. İşte bizim için standart olan güzeldir ya da işte ne bileyim başarının kıstası sınavlardan alınan işte yüksek puanlardır falan filan. Aslında hiç değil. Standart bir enstrüman değil bu. Bu var olan bilinen bir enstrümanın bozulmuşu. Yani aslında
engelli olan birisi de standart olmadan yakışıklı ya da çok güzel olabilir. Ya da mesela bir sınavda başarısız olan bir insan hayatta bir konuda çok başarılı olabilir. Yani bu bir bağlama değil. Bir bağlamaya göre bir sakatlığı var, bir bozukluğu var değil mi? Ama çok da güzel netice veriyor. Kendince güzel bir şey. Allah Allah, ne güzel de bir yere getirdin bunu. Bravo, yine her zamanki gibi o kıvrak zekanla onu oraya getirdin. O zaman duyalım bakalım sesini, hadi. Ben dün, tabii bu yayını biraz sonra yayınlayacak olursak yakınlarda diyelim. Erkin Koray'ı kaybettik ve çok üzüldük. Evet, Erkin Koray'ı kaybettik. Onun Çöpçüler eserini çalmaya çalışacağım. Hadi bakalım, güzel bir şey. Tamam, dinleyelim. Hadi bakalım. Hatalarım varsa affolsun. Ay canım, Allah. Bu Zuki'yi biraz bozuk çalabilirim. Çünkü çok yeni, yani sana yeni taze bir kan olsun diye getirdim. Çok güzel, çok güzel çaldı. Biz her anlamda beğeniyoruz. Hadi dinliyoruz. Teşekkürler. Şansım yok, ağlıyorum, derdim çok. Aşkımı kaybetmişim, sordum sordum, bulan yok. Aşkımı kaybetmişim, sordum sordum, bulan yok. Dün gece çok aradım, aradım bulamadım. Kör olası çöpçüler, aşkımız köpürmüşler. Dün gece çok aradım, aradım bulamadım. Kör olası çöpçüler, aşkımız köpürmüşler. Ben düştüm aşk ateşine, sen de düşme yanarsın. Dün gece çok aradım, aradım bulamadım. Kör olası çöpçüler, aşkımı süpürmüşler. Dün gece çok aradım, aradım bulamadım. Kör olası çöpçüler, aşkımı süpürmüşler. Bravo, harika. Hakikaten mandolin havası da var. Değil mi? Evet, dinlerken seni bir mandolin şeyde aldım. Ama ses güzel, ses güçlü. Bu ekle bozuki olmuş bu. Gayet de güzel çalıyor. Bir tane de o zaman Tanju Okan'dan öyle sarhoş olsam ki söyleyelim. Hadi bugün senin günün, söyle bakalım. Biz de zevkle dinleyelim. Tanju Okan da harikadır.
sarhoş olsam ki bir an seni unutsam, unutsam o günleri, yarınları unutsam. Seni gördüğüm günü hayalimi unutsam, her şey bir rüya olsa, unutarak uyansam. Öyle sarhoş olsam ki bir daha ayılmasam, her şey bir rüya olsa, unutarak uyansam. Öyle sarhoş olsam ki bir daha ayılmasam, her şey bir rüya olsa, unutarak uyansam. Çok güzel. Harika. Emre'cim, ağzına sağlık, eline sağlık, beynine sağlık. Bu tür mü söylüyorsun? Sen galiba sanat müziği mi söylerdin? Yani ben her tarz söylüyorum. Tamam. Eğer müzik bir bence evrensel. Biz onu benim geçtiğim 90'lı yıllarda biraz kalıplara soktuk. Dedik ki yok metalciler satanisttir, arabeskçiler intihara meyillidir, halk müziğini dinliyorsun, işte sen alt sınıftansın, salat müziğini dinliyorsun, ooo başımızın tacı aristokrat. Böyle bir şey yok bence. Bir fırça her türlü müzik evrensel. Ama sen bir sanat müziği dinlemek istiyorsun sanıyorum şu an benden onu. Hissettim. Yani Türk sanat müziği de güzel bir tabii şey. Tabii ki. Şöyle bir kuple bir açı söyleyeyim. Gamze'deyim deva bulmam diyelim mi o zaman? Hadi de. Tabii. Yeah.
biz de var, yapıyoruz. İnşallah müzik alanında da güzel şeyler yapacak Emre'ciğimiz. Gerçekten evet. Yani demek istediğim bu, evet. Mesela bu programa gelirken Buzuki'yi tercih etmemin de aslında amaçlarından biri buydu. Evet, öylesi bir her telden bir enstrüman ki yani sizi bir anda mesela Napolitan işte İtalyan şeylerine götürebilirken bir taraftan Anadolu'ya Kırşehir yöresine, diğer taraftan işte bu Osmanlı saray müziğine yani çok güzel bir çalgı. Evet. Yani kendimi buldum diyebilirim ben bu çalgıda. Biz de kendisiyle tanıştık. Yakıştırdım kendimi diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Güzel olmuş. Çünkü sen her şeyden, havadan şey yapabilen bir çocuksun. İnsansın. O yüzden bu sana gerçekten iyi olmuş bak. Teşekkürler. Güzel gitmiş. İnşallah daha ileriki zamanlarda çok dinleyeceğiz senden. Şimdi tabii müziğe yeteneğin nasıl çıktı ortaya? Şöyle alalım mı şey kenara doğru? Tabii tabii enstrümanı ben şöyle kenara doğru vereyim. Biraz ekstra hassas bir enstrüman. Şöyle yaprak 36-37 yapraktan oluşuyor ve ufacık bir değmede dağılabiliyor. Onun için çok böyle şu pufun üzerine ne koysak güzel olur. Güzel bir yere yatırsak yani. Onun sesi değil koymak sakın yerine. Korkma. Yatıralım mı? Evet yatırsak daha güzel olur yani yatan bir biçimde yatırdık olsun. Çok incecik zar tamam şeklinde tahta tabakalardan. Çok dikkatli bir şekilde yatırdık onu. Teşekkür ederim. Evet. Müziğe yeteneğim nasıl ortaya çıktı? Evet. Şimdi ben 1989 senesinde 2 yaşındayken Sezen Aksu Söylüyor adında Sezen Aksu Söylüyor albümünü yayınlıyor. Çok güzel bir albüm. İçerisinde işte Gidiyorum, işte Şinanay Yarmuk Başınanay Bırak Beni, Belalım gibi şarkıların olduğu albüm. Ve ben 2-2,5 yaşında bu albümü 12 şarkıyı baştan sona söyleyebilen bir bebek olarak ailemin dikkatini çekiyorum. Hani diyorlar ki bir çocuk bunu nasıl ezberledi yani nasıl şey yaptı. Ondan sonra diyorlar ki biz hani çocuğumuzu ne istiyorsa kırmayalım, müzik adına her şeyi yapalım. İşte çok küçük yaşlarda... Kardeşin var mı Emre? 3 tane ablam var. Ablam, o tamam. Onlardan da tabii çok büyük destek hani gördüm. En büyük ablam özellikle halk eğitim merkezlerinin korolarına vesaire gidiyordu. Ve beni 4-5 yaşlarında yanında götürüp orada pek çok müzisyenle tanışmama vesile oldu. Yani o yaşlarda da 4-5 yaşında bir taraftan Zülfü Livaneli dinlerken diğer taraftan Nirvana dinliyordum. Yani evet, böyle ya bir farklılık yani çok kültürlük yani hem halk müziği hem metal bir arada dinleyebiliyordum. Onun için ayrıştırmıyordum hani insanları. Evet, öyle çocuk olarak müzikleri. Ondan sonra işte dediğim gibi ailem küçük bir piyano aldı. İşte ben daha sonra diğer ortanca ablam halk eğitimden bağlama kursu alırken ondan 2 saatte bağlama çalmayı öğrendim. Onun 4,5-5 ayda kursta öğrendiğini 2 saatte öğrendim. Sonrasında Veysel Vardar Görme Engelliler Okulu'nda 8 yaşındayken daha 3. sınıfta Hacı Arif Bey'in Olmaz İlaç Sineği Sat Pareme eserini geçtik yani baktığında. Sonra Guyen'le desem laf değil onu yapmadık. Yusuf Paşa'nın Rast eseri, Itri'nin eseri. Yusuf Paşa'nın Segah Peşrevi ile açılıp Itri'nin eseridir. Çok güzel bir eserdir. Sonrasında yaşım ilerledikçe üflemeli çalgılara merak saldım ve Gazi Üniversitesi müzik bölümünden mezun bir hocayla 6-8 ay arası klarnet çalıştık. Klarnetle eğitmenlik de yaptım. Kocaeli'de şu an beni çok çok geçen, beni daha ilerime geçen 7-8 tane öğrencim var. Yani şu an profesyonel klarnet sanatçılığı yapan öğrencilerim oldu. Doğru. Öyle söyleyeyim. Doğru. Sonra kendim
Kocaeli Belediye Konservatuvarı'ndan batı ses eğitimi aldım. Orada Sezai Hoca'yla çalıştık, Sezai Altuner'le çalıştık. Sonrasında İzmit Çok Sesli Müzikal Korosu'yla 7 yıl boyunca Türkiye'de koro müziği yaptık. 12 dilde şarkı söyledik. Ferahlar Türk Müziği Derneği Korosu'nda 3,5 yıl 8 konser verdim. Selahattin Pınar'dan Şükrü Tunar'a, Hacı Arif Bey'den Dede Efendi'ye, Türk müziğinin çeşitli dönemlerinde Muzaffer İlkar'dan Şerif İçli'ye bestekarların konserlerini yaptık ve o konserlerde koro şarkıları ve birer ikişer solo eser seslendirdim. Oradaki hocalarımdan kemençe sanatçısı muhtemelen çokça konuk almışsındır Uğur Özcan, evet. Bana dedi ki hani bu iş böyle koro konserleriyle olmaz, solo konser düzenleyeceğiz, kendine bir repertuar çıkar, bir konser yapacağız dedi ve 24 şarkılık bir repertuar çıkardım. Bunun sonrasında 15'e eledik. 11 Ekim 2016 tarihinde, evet, Hazan Bahçelerinden Sesler adı altında yine hani geçen doğum günümde insanları toplama konusunda konuştuk, evet, ya. O şekilde bir şey hiçbir oldu, çıkarsızca 70 tane insan, yani hani büyük bir reklam, duyuru, bilmem hiçbir şey yok. Sadece ben böyle bir konser yapacağım dediğim anda doldu. 70 tane insan Bursa'dan, Adapazarı'ndan, Manisa'dan, Gebze'den, Ankara'dan, yani her yerden gerçekten geldiler. O kadar mutlu oldum ki yani gerçekten geldiler ve böyle bir konser yaptık ve kıymetli ses mühendisi arkadaşım Tolga Alver o vakitlerde SEA ses mühendisliği sertifika eğitimini almıştı ve profesyonel bir mikserle de bu konseri kayıt altına aldı. Şimdi ben de bu konserin kaydı var. Hayattaki en büyük isteklerimden bir tanesi de bu konser kaydını şöyle işte 200 tane plak olarak bastırıp konserden fotoğraflarla, çok işte güzel, afişiyle ölümsüzleştirip sevdiklerime hediye edeceğim. Ve hani benden sonra gerçekten hani böyle bir şey kalsın evlerinde, kalsın yani. Tabii, hani gerçekten. Tabii. Çünkü tabii, çok güzel bir konser oldu ve biz bu konser için Uğur Hocam'la ve ekibiyle tam ben konser 1,5 saat ama inanır mısınız 48 saat prova yaptık. Tabii. Ve ben arşivci bir insanım ve hani çok titiz bir insanım, o 48 saat provayı da saklıyorum. Evet, onu bile saklıyorsun, bravo Emre. Doğru, saklarsın. Gerçekten. Senin için kıymeti var çünkü. Ama anlatamam. Çok nasıl, kıymeti var. Şöyle söyleyeyim hani. Onu sen bilirsin. Akşam saat 6'da oturuyoruz, hı-hı, gece 11'e kadar prova yapıyoruz. Pazar günü insanlar karılarından, çocuklarından vakit çalıyorlar, geliyorlar. Geliyorlar ya. Prova yapıyoruz, ediyoruz. Sonrasında yani yine konserlerde hocam Tuğçe Erenci, Tuğçe hocam dersleri bittikten sonra yorgun argın oturuyor 2 saat, 3 saat hani bana eser geçtiriyor. Bir de söyleyeceğimiz eserin söylenecek dönemini mesela ele alıyoruz. Mesela Kalamış'ı söyleyeceğiz. Şarap diyemezsin, şerap diyeceksin. Ya da zaman diyemezsin, zeman diyeceksin. Zeman. Veya atıyorum Rıfat Bey'den bir eser söyleyeceğiz. Geçti diyemezsin, geçti diyeceksin. Bu kadar harf harf 48 saat. Ona uyumak zorundasın şey değil mi? Aynısı. Şimdi ben bunları saklamayayım mı yani? Şimdi ben ya da bunu böyle bir anı plağı olarak bastırmayayım yani. Bastır. Şimdi gerçekten bence geçen de hani dertleştim ya sizlerle, evet, bir platform üstünde. Hani diyorum ki bir taraftan dediğiniz gibi böyle çekemeyen ve taş koymak isteyen insanların hep çıkacak hayat boyunca. Diğer taraftan bu kadar güçlüğünü ispat etmiş insanlar mesela diyorum niye benim üzerime bu kadar titriyor mesela? Ne görüyorlar yani? Aferin. Bunu sorman tabii ki bir
Ben de size soru sorayım. Ben de size soru sorayım. Nasıl titriyorlar ya da neden hani titriyorlar üzerine? Çok klasikleşmiş bir kelime söyleyeyim o zaman sana. Seninki çok daha fazla çeşitlisini kapsıyor. Meyve veren ağacı taşlarlar dememiş mi atalarımız? Bu aslında düşündüğünüz zaman çok önemli bir sözdür. Elma, armut, kiraz, seninki çok renkli bir bahçe. Bunu boyuna taşlıyorlar. Neden? Çünkü çok lezzetli, çok güzel. Diğer tarafta sizleri soruyorum aslında. Hani bu benim yanımda olan dostlarım ve bana bu kadar emek veren profesyonelleri sormak şimdi istiyorum. O zaman şöyle, güzel şeyleri senin başarına, senin hayata bağlılığına, senin zaten beyinsel olarak yani ona hiç katmıyorum. Çocukluğundan itibaren anlattın, 3 sınıf birden atlayan bir yapıdasın. Yani cesaretine, özgüvenine, kuralcılığına, tuttuğun işi bitireceğim diye kendini o yolda büyük bir iddiayla karşıdakilere karşı başarıya ulaştırmana, valla mesleğinde çok güzel bir yere gelmene, başarılarına insanlar şapka çıkarır. Şimdi buna ne diyelim yani? Bu senin karşında ne bir iltifat, ne bir fazla bir şey. Bu bir gerçek. Evet ve teşekkür etmek için de sanatlarının tüm imkanlarını bana vakfediyor insanlar. Ben gerçekten çok mahcup oluyorum ve çok teşekkür ediyorum. Sen bunu düşünmüşsündür zaten, biliyorsun ama çok mütevazi bir bakış açın olduğu için. Teşekkürlerimi bir düğün olarak yerine getirmeye gayret gösterdim. Çok çok sağ olun, teşekkür ederim. Sen şu anda bir sürü beceriyle donanmış bir insansın ve çok güzel bir meslek yapıyorsun. Hadi o zaman reklamlar diyelim bakalım, ondan sonrasını bundan sonraki bölümde konuşalım. Diyelim tabii. Diyelim yani, bize de reklam lazım. Olsun. Reklamlar diyelim hadi. Yıldızlar Yatırım Holding'in sunduğu Kentin Değerleri devam edecek. Yıldızlar Yatırım Holding'in sunduğu Kentin Değerleri devam ediyor. Şimdi Mehmet'ciğim, artık seninle sohbette doyum olmuyor. Keşke daha uzun bir yayın zamanımız olsa da yapsak ama biliyorsun her şeyin bir vakti zamanı var. Ama tabii ki bu sadece stüdyoda yaşanan bir şey değil. Biz bir dostuz. Ben eğer sana ufacık bir şey, senden çok şey alıyoruz, onu söyleyelim. Biz de bir şey, ufacık bir şeyler verebiliyorsak dostluk şeyi olarak, nişanesi olarak, ne mutlu bize. Ya olmaz olur mu? Hatta ben sizden daha öğreneceğim çok şey olduğunu düşünen bir acizane olarak görüyorum kendimi. Şu an itibariyle detaylarını belki buradan paylaşmayacağız ama ben de sizden faydalanmak için deneyimleriniz ve güzel becerileriniz, başarılarınız bizlere örnek ışık. Benim de
sizden bir iki ufak talebim olacak daha sonrasında. Yayın dışında ileteceğim size. Tamam. Sevcan Hanım. Tabii tabii. Her zaman güzel işler için zaten bizi Allah yaratmış herhalde. Güzel. Çok şükürler olsun. Amin. Kendimize pek bir şey olmasa da karşıya, insanlara karşı bir sorumluluk hissettik, yaptık. Peki sana bir özel soru soracağım şimdi. Ne kadar güzel bir şarkı söyledin ilk önce. Erkin Koray'a da hem rahmet diledik. Evet. Hem dedin ki aşk şey özel ister ve sen cevap vermeyebilirsin. Hı-hı. Aşktan yana şansım yok. Aşktan yana şansım var mı yok mu? Söyle yok. Bakayım bana. Nasıl gidiyor ya sen şimdi genç. Çok teşekkür ederim. Bekar. Daha artık evlilik bu işlerden sonra belki öyle bir şey düşüneceksin. Yuva kuracaksın. Ama nasıl gidiyor? Aşk hayatı yok mu yani? Aşk hayatı gerçekten çok olmasını istiyorum. İstiyor musun? Evet şöyle söyleyeyim hani aşk eğer hastalıklı aşk eğer hastalıklı bir şeyse yani böyle hani yemekten içmekten kesilmek ve işte böyle başka hiçbir şey düşünmeyip saplantılı olarak bir insana düşmekse ben bu yok. Hissi 3 ya da 4 kez 30 yaşına kadar yaşadım diyeyim. Evet. Yemeğine erişmeden mi kesildin? Yani 3 ya da 4 kez sormamışım demek sana. 3 ya da 4 kez 30 yaşına kadar yaşadım diyebilirim. Ama 30 yaşından sonra artık bu durumun hastalıklı bir his olduğunu anlıyorsun Sevcan ablacığım. Ve diyorsun ki kalıcı sevgi aşkın büyüğüymüş diyorsun yani. Ama 30 çünkü, yaşına kadar dedin değil mi? O çocukluk aşkları falan. Evet yani ama o zaman sanki dünyayı kurtaracak aşklar ya da devlerin aşkı. İşte aynen ya kıyametler kopacak. Ben onu da söyledim aşkıntına gecesinde biliyorsun. Burada şehirde anladık. Şehirde ağırladık onu. O vakit diyorsun yani ya kıyametler kopacak ya da dünya duracak diyorsun ya. Ama şimdi ve senden ayrılacağım evet, değil mi? Yani işte ya 30 yaşından sonra diyorsun ki yani insan diyormuş ki yani gerçekten yaşadım onu bana yoldaş olsun, dürüst olsun, özü sözü bir olsun, ideallerimiz ortak olsun, hayat yolunda ilerleyeceğimiz amacımız bir olsun vesaire hani diyormuşsun. Mantık oluyor. Tabii. Birden buna dönüştü yani. Tabii. O önceki acılar hani biz zaten pişmek için yanıyoruz ya yani hani evet. Pişirdikten hı-hı. sonra benim oluşan güveçim, çömleğim ne derseniz artık adına hı-hı. hani öyle ölüp biten bir aşkla sevemiyorum son 6 yıldır diyeyim yani hani hiçbir kimseyi. Ama mantığıma yanaşan insanlarla sohbet, diyalog kurmaya gayret gösteriyorum. Fakat burada da biliyorsunuz ki gönüllerin birbirine karşılıklı tesadüf etmesi önemli. Ve özellikle son 7-8 yıldır gönlümün birbirine karşılıklı tesadüf ettiği birisine denk düşmedim. Evet gelmedi. Bu konuda karşılıklı aynı değerlere, aynı böyle öngördüğümüz kıymetler, el üstünde tuttuğumuz değerler eşit olan bir insana denk gelirsem ya da karşımdaki artık bana benim eskiden olduğum kadar hastalıklı aşık olursa olabilir. Yani ben bu konuda defteri kapamadım. Nasibimin de açık olduğunu düşünüyorum ama şu an hani gönül bölüştüğüm birisi yok diyorsun. Ha. Evet. Bunu buradan söylemen güzel oldu yani. Yani peki cesaret edemeyenler cesaret vardır. Edip, evet. Onu da ben çok duydum. Mesela ben yüksek lisans yaparken daha sonrasında işte aradan 1-2 yıl geçtikten sonra o vakit işte atıyorum üniversitede normal lisans bölümünde öğrenci olup sonra avukat olan arkadaşlar dediler ki yani Emre Bey siz mesela işte atıyorum öyle bir karizmatik yürüyor ya da ne bileyim hani işte yaptığınız işlerle hani duruşunuzla öyle bir etrafınızda hani bir halka oluşturuyorsunuz ki insan bazen onun geçemeyeceğini ya da işte hani onunla ilişemeyeceğini ulaşamayacağını sanıyor ama sonrasında sizinle bir 5 dakika sohbet eden bir insan ise
ya ben ön yargıyla yola çıkmışım. Aslında Emre ne kadar karşısındakini olması gerektiği gibi kabul eden bir insanmış ve hani ekstra bir şey aramıyormuş yani. Hani yüksek kriterleriyle kendine fil dişi kulesi ören bir soylu değilmiş yani. Hani baktığın vakitte yani bir tabii, şatoda yaşamıyormuş dedik diyorlar. Onun için sen güzel bir fırsat sundun bana. Burada tanıyan ve hani erişilemez değil, aksine gelinebilir, merhaba deyip işte elini uzattığı zaman o eli sıcacık tutacak bir insan olduğunu görüp gelmek isteyen herkese bunu sadece aşkla da sınırlamayalım. Hayır canım, o başka. Bir öğrenmek isteyen tabii, olur, başka. Hukuki konuda bir destek almak isteyen olur, mesleki el almak isteyen insan olur. Çünkü biliyorsunuz ki usta çırak ilişkisi çok önemlidir. Tabii. Yani televizyonculukta da duayenler vardır. Çok, ya çok. Da sizin de çıraklarınız olmuştur. Sevcan ablacığım tabii yani. Onun gibi cesaret eden gelmek isteyen insanlara kapım açık diyorsun. Kapım açık. Kapım açık, kalbim açık. Kalbim bunu açık, bekliyorum diyorsun. Açık. Evet, sinirli misin Emre'ciğim? Sinirlendiğin zaman falan böyle değişiyor musun? Şöyle söyleyeyim. 30 yaşına kadar evet çok sinirliydim yine bu aşk şeyine kadar. Ya kime aşık oldu şimdi merak ettim bak yani. Onlar özel kalsın cevaplamalar dediğin sonra, için. Sonra ben öğrenirim olabilir, senden onu. Olabilir ve o döneme kadar yani o dönemi bitirene kadar yani 30 yaşını geçene kadar. Sinirli miydin? Sinirliydim ve gerek o an gözümü karartıp bağırma çağırma gerek sinirli olduğum insanı tepe taklak aşağı indirme anlamında ayağını ve altındaki sandalyesini kaydırma anlamında elime geçen kurtulamazdı yani. Un ufak olurdu. Uçurumdan aşağı düşmüş gibi olurdu. Ciddi manada çünkü dile getirmesem de nüfuzlu bir yapım var. Ama daha sonrasında baktım ki bu bende egoya yol açacak bir sinir tatmini ya da sinirine hakim olamama bir ilkel bir davranış yani. Bunu gördüm. Sonrasında şimdi sinirimi biraz intikam soğuk yenen bir yemektir şeklinde derin dondurucuya çevirerek anlık alev sıcak gibi bir şey değil. Dondurucu Allah onu, o dondurucudan çıkardı. Yani yerli ve zamanı geldiği zaman da ters köşe yapacak. Yine bazen de affederek Allah'ın adaletini havale edecek bir boyuta geldim. Şu anda da elbette şey derler yani can çıkar huy çıkmaz derler. Şu anda da yine sinirli alt yapım içimde var mevcut. Ancak onu yatıştırmayı ve bağdaştırmayı birazcık öğrendim. Herhalde hani olgunluk, ihtiyarlık böyle bir şey olsa gerek yani. Hani evet, işte, çok yaşlandın gerçekten Emre'cim. Estağfurullah, hayır. Yani daha da hani ihtiyar olunca bir ihtiyar heyeti olunca ihtiyar mesela baktığında. İhtiyar heyeti demek onun için böyle evet, evet, şey yani oluyor. O duyguları dondurabilen, gem vurabilen yani, veya işte hani evet, ani böyle hani delikanlılık, delikanlılıkmış gerçekten. Yani deliymiş, kan deli atıyormuş. Hani ihtiyarda o delilik ortadan kalktığını sükür. İşte o sükunete doğru yol almaya başladım gerçekten. Anladım. Yavaş yavaş evet. Her anlamda bazı şeyleri oturtuyorsun bence yerlerine. İşte kimisini dondurucuya koyuyorsun, evet. Kimisini dur bakalım bekleyelim diyorsun. Bu iş o şekilde gitmez, sakin aynen. Bekleyerek gider diyorsun aynen. Anladığım kadarıyla. Olgunlaşıyorsun. Bir de ben şunu gözlemliyorum. Tabii Allah hükmettiği yaşamı kendi daha iyi bilir ama hani baştan beri konuşuyoruz ya bu kadar kısa zamanı bu kadar kısa şey sığdırmışsın vesaire gibilerinden diye. Bir araştırdım. Gerçekten mesela işte Atatürk olsun, işte hı-hı. Barış Manço olsun, mesela Kemal Sunal olsun, işte Zeki Müren'dir, evet. Cem Karaca'dır vesaire. Böyle hani
tek bir sanat ya da yöneticilik, askerlik vesaire hı-hı. falan yönüyle değil, topluma, toplum mühendisi olma yönünde olan evet. insanlar böyle 55-60 yılda yapacaklarını yapmışlar. Evet, sonrasında işte o Kemal Sunal giderken işte uçağa binmiş, güle yani, güle demiş elini sallamış. Ya sanki görevini bitirmişler yani, gibi evet, değil mi? Evet, sanki ben de hani çok ihtiyar olmaya da gerek var mı yok mu bilmiyorum yani. Şimdi Allah bilir ama. Onu tabii biz bilemeyiz. Görevimizi yapıp elini sallayacağız gibi hissediyorum ya. Yine de sonunda sallayacağız. Allah gecinden versin. Yapacak şeylerin hayırlı varsa bu dünyada olarak, daha evet. yapman lazım. Senin gibi insanların görevi bitmez dünyada. Yaşı ne olursa olsun. Buna da çok şeyde şahit olduk insanlardan. İnşallah. Yani bu saydığın insanlar biraz daha yaşasaydı belki daha çok bir şeyler katabileceklerdi insanlığa. Onların o kadarmış hayattaki evet, o kadar nefesleri. Ama tabii ki hayata değer, yaşama değer katmak da çok önemli bir şey. Şahsi insanlara bir şey verebilmek, bir de bir şey öğretebilmek. Usta çırak dedin demin değil mi? Evet, evet. Ne kadar evet. önemli bir ben, şey. Ben şu an dahi hani kamuda stajyer avukatlık serbest olmasından kaynaklı evet. bir stajyer avukatım var. Stajyer avukatımdan önce yanımda görev yapan iki avukat 4 ya da 5 tane yardımcı personel arkadaşıma ilk geldiklerinde minimum 6 ay yoğun bir biçimde sonrasında da daha hayat içinde öğrenme metodu ile devam eden hep öğrenme metoduyla, öğretme metoduyla yetiştirdim onları ve şu çok an mesela bu bravo. Arkadaşlarımdan bir tanesi serbest avukatlık yapıyor piyasada ve o kurumdan istifa ederek o da serbest avukatı oldu. Yani her zaman her daim diyor ki mesela yaşça benden de büyük olmasına rağmen akıl hani yaşta değil başlıdır. Ben hani üstadım Emre'den öğrendiklerimi bu işi yapıyorum diyor. Ben mesela şimdi kör kütük aşık olmak yerine şeyi öğrendim, derin sevgiyi öğrendim. Tabii. Sinirle ortalık kası kavurmak yerine stratejik hareket etmeyi evet. öğrendim panik evet. ve öfke durumlarında. Öfkenin zarar evet, getireceğini. Ve gerçekten yani hayat boyunca sürekli öğrenimimiz sürüyor, eğitimimiz sürüyor ve alma verme dengesiyle de başkalarına da bir şeyleri de öğretmek, eğitmek gerekiyor. Evet. Onun için ne güzel bir sınav dünyasındayız, eğitim dünyasındayız, hayattayız. Yani bir şey yapıp bu dünyada demin söyledin ya hani ben de sana Allah gecinden versin tabii ki inşallah güzel, sağlıklı, kaliteli yaşa bir şeyler ver insanlara ama tabii ki bu veda edeceğiz bir gün. Kalıcı kimse yok. İnsanlık öyle kurulmuş. Ondan sonra adının bu şeyde baki kalan bu kubbede derler ya biliyorsun. Bir hoş seda. Anılması bir hoş seda olmasını istemez misin? İsterim işte. Ya, o plak basma fikrini onun için istiyorum. Tabii. Sonrasında pek çok alanda kitap yayınlama isteğim var. Bir tane bir kere bir hukuk alanında bir kitap yayınlamam gerektiğini düşünüyorum. Yayınla. Çünkü kitap bu benim çok önemli. Bilimime olan bir saygımdır. Biz şimdi burada konuşuyoruz. Rakamlar aslında somut sonuçlar elde ettiğimiz zaman bir anlam ifade eder değil mi? Benim 1000-1200 tane gördüğüm iş hukuku davasında mesela iş hukuku avukatının el rehberi adında bir kitap yayınlasam ne kadar faydalı olur, olur değil mi Seycan ablacığım? Yani ben, düşünüyor bence, musun yani baktığında ben bu program yani televizyonculuk veya gazetecilik hayatımda da aldığım, konuştuğum kişilerden öğrendiğim bir şey ve onun için çok önemli yazılarımı kitaba çevirdim. Evet. Mutlaka senin içinde olan o değerin kaleme dökülmesi lazım. O kitaptan da bir tane ofisime hediye olarak ziyaret edilirken istiyorum. O benim hayatımda sen ne dedin demin? Anısı kalmalı benim evet. dostlarıma. Evet. O anlamda. Çünkü içinde okudukları zaman İzmit'e ait buranın köküne geçmişte ait çok şeyler var. Sen de mutlaka onları
kitaplaştır. Evet, yani zaten bir işte de aktüel kitap olarak onu da yazmak istiyorum tabii ki. Yani bir mesleki kitap vermek istiyorum. Mesleki bir de yaz. Aktüel kitap vermek aktüel istiyorum. Aktüel de yaz. Sen dolusun çünkü. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bak, gerçekten ve o plağı basmak istiyorum. Plağını da bas. Evet. Gerçekten yani çünkü dostlar gider yani şey ben giderim adım bu kadar dostlar beni hatırlasın diye çağırmış bir şey yapar. Evet. Böyle planlıyorum ve Hasan Ali Yücel de yine demiş hani insan ölür eseri kalır ve işte ben, gerçekten ölümsüz olan aslında eserlerdir diye bunu bu şekilde söylememiz lazım. Bence yap. Seninle son derece zevkli bir sohbet yaptım yine. Bu sefer çok değişikti. Seni konuştuk. Zaten konumuz malum. Evet. Senin adın Emre, avukat diyorum ama avukatlığın arkasında o kadar çok şey çıktı ki yani işte izleyenler gördü. Dolu dolu bir genç. Ben de gurur duyuyorum, iftihar ediyorum. Senin gibi bir kişiyle bu ölümlü dünyada tanışmak, seninle sohbet etmek benim için de bir ayrıcalık. Bunu unutma sakın, tamam mı? Her zaman ya, buradayım. Her zaman, her zaman. Eğer benim de sana gene işte nacizane bir şeyim olursa buradayım. Sakın evet, unutma. Dediğim gibi sizin deneyimleri bizlerin yolunu aydınlatacak ışık. İnşallah yavrum. Öyle her düşünüyorsan zaman, öyle zaman, olsun. Tecrübeler zaman. Gerçekten biz de saygı duyuyoruz. Tecrübe başka bir şey. Hayat veriyor onu. Eğitim başkadır, tecrübe başkadır. Onları bizler kendimize göre değerlendireceğiz hep beraber, tamam mı? İnşallah. Gönülden teşekkür ediyorum. Aç bir onu sana kahve içmeye geleceğim. Tabii tabii. Kitabınızla ama. Tabii mi? Kitapsız olursa diyeceğim ki Sevcan ablacığım kabul etmiyorum. Lütfen kitabınızla size farklı bir günü randevu verin. Çünkü biz seninle dilimiz, sohbetimiz tutuyor. İnşallah. Başarılar diliyorum. Evet, kesinlikle. Son söylemek istediğim şey varsa bitirelim programı. Tabii ki. Son söylemek istediğim şey şu ki madem dedin hani bundan önceki programlarda biz hep yasaları konuştuk ya da işte o anki gündemi konuştuk vesaire engellilik hakkında bir şey konuşmadık dedin. Evet. Ben o zaman son sözlerimde bu sefer ihmal etmek istemiyorum engelli mücadelesini. Harika olur. Engelliler hakkında söylemek istiyorum son sözlerimi. Dediğim gibi arkadaşlar talep eden değil arz eden olun. Alan el olmaktan veren el olmaya çıkın. Gerek benim çalıştığım kurum İşkur'un işini kurmak isteyen engellilere vermiş olduğu şu an hiçbir girişimciye sağlanmayan krediler var. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Yılda iki defa veriliyor. Kasım ayında verilecek yine bu kredilerden. Ya. Bunlardan alabilirsiniz. Çok ve kendinizi engelli olarak ihtiyaç sahibi olarak göstermeyin ve toplumda acınacak insan konumunda olmak yerine daha da toplumun inşasında yer alacak bir toplum müteahhiti olduğunuzun farkında, toplum mühendisi olduğunuzun farkında olarak hareket edin diyorum. Ben yaptıysam siz fazlasını, hayli hayli'sini yaparsınız. Size örnek olduysam ne mutlu bana. İnsanlığın geneline de yaşanan tüm sıkıntı, keder, acı ve hüzünler kümülüs bulutları gibidir. Bir güneş açar, bir rüzgar eser. Sevcan Hanım gibi, güneş gibi bir insan hayatınızda parlar. Unutulur, gider ve bu acıya saplanıp kalmayın, bağlanıp kalmayın. Depresyonun sadece son 30 yılda ortaya çıkan bir hastalık olduğunu. Evet. Sevcan ablaya bundan 50 yıl önceye gitsek, liseli bir kızken sorsak depresyon diye bir sözcüğü bilmediğini düşünüyorum. Kendinize hatırlatın, acılara bağlanıp kalmayın. Her zaman şu an benim olduğum gibi gülümseyin arkadaşlar. Evet. Gerçekten Emre gibi gülümseyin. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Emre yaşından çok 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 büyük bir beyne sahip. Çok büyük başarılara sahip. İnşallah yolu açık olsun, bahtı açık olsun. Her anlamda Allah istediğini önüne çıkartsın ve nasip etsin diyorum. Sizlere de efendim kendinizi sevin, hayatı sevin, sağlığınıza dikkat edin. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.
Yıldızlar Yatırım Holding Kentin Değerlerini sundu.